hediyeye çok sevindi. Onun hayatında aldığı en güzel hediye olduğunu düşündü. Kendi içinden onu sürekli okuyacağım ve kendime rehber edineceğim diye söz verdi. Güzel bir cumartesi günüydü. Bahar sabahının serin ve ılık havası yerini sıcak havaya terk ediyordu. Güneş yavaş yavaş dağların arkasından gökyüzüne doğru yükseldi. Güneşin gökyüzüne yükselmesi bir taşın yere düşmesi kadar kolay görünüyordu. Bugün okul tatili olduğu için Kerem evdeydi. Sabah anne ve babasıyla birlikte güzel bir kahvaltı yaptı. Sonra günlük programına baktı. Hafta sonu olduğu için kendisine yüklü bir program hazırlamamıştı. Ona göre şimdi bahçede resim yapıyor olmalıydı. Kerem annesine resim yapmak için bahçeye çıkacağını haber verdi. Annesine iznini aldıktan sonra resim defterini ve boya kalemlerini yanına aldı. Evin kapısını açtı. Bahçedeki gölgesi en büyük ağacın dibine atırdı. Misafir olduğu ağaç bir çınar ağacıydı. Çınar ağacı Kerem'le birlikte birkaç serçe kuşuna da kollarını açmıştı. Serçe kuşları cik cik diye atıyordu. Onlar da çınar ağacına misafir olmaktan mutlu görünüyordu. Kerem ötüşmelere kulak verdi. Sonra işittiklerini gözleriyle de görmek istedi. Başını yukarı kaldırdı. Ağacın yaprakları arasında güneş ışıkları sızıyordu. Biraz zor da olsa Kerem serçe kuşlarını gördü. İçinde tatlı bir huzur hissetti. Kerem artık işine koyulabilirdi. Resmi çizmeye başladı. Sayfaya gördüğü her şeyi sığdırmak istiyordu. Önce bahçelerin önünden geçen yolu çizdi. Sonra ağaçları, sonra sürüsüyle birlikte çobanı, sonra da dağları ve bulutları. En tepeye de güneşi kondurmayı unutmadı. Bitmek üzereydi. O sırada Kerem'in annesi ve babası da bahçeye çıktılar. Kerem'in yaptığı resme baktılar ve başını okşayarak ona "Çok güzel olmuş." dediler. Sonra da yanına oturdular. Kerem'in babasının elinde bir kitap vardı. Kitabın üzeri nakış nakıştı. Güzel süslerle bezenmişti. Kerem bu kitabın Kur'an olduğunu biliyordu. Babası sık sık bu kitabı okurdu. Kerem merakını yenemedi ve babasına "Babacığım, neden Kur'an'ı bu kadar çok okuyorsun?" diye sordu. Babası "Kur'an Allah'ın sözleridir oğlum. Allah bilmemiz gereken şeyleri bize Kur'an'la bildirmiştir." dedi. Kerem şaşkınlıkla babasının yüzüne baktı. Babası Kerem'in saçlarını okşadı. Sonra tatlı tatlı anlatmaya başladı. "Dünya resim gibidir Kerem. Ama canlı bir resim. Bu resimde her şey hareket eder. Yapraklar hafif rüzgarda dans eder. Taylar hızla koşar. Sonra dinlenmek için durur. Kelebekler uçar ve konar. Dalgalar kıyıya vurur ve sonra tekrar denize döner. Bu resimde renkler de sürekli değişir. Gündüzün tüm renkleri gecenin siyahında dinlenir. Kışta beyaz örtüsünün altında ilkbaharın tüm renklerini saklar. İlkbahar geldiğinde ise tüm renkler çiçek çiçek açılır. Papatyalar beyaza, güller kırmızıya bürünür. İşte Keremciğim, dünya böyle bir canlı resimdir. Bu resmin ressamı ise Allah'tır. Allah bu dünyayı bir resim defteri gibi sürekli çizer ve boyar. Tıpkı senin resim defterine çizip boyadığın gibi." Kerem bu sözleri dikkatlice dinledi. Dünyayı daha önce hiç resim defteri gibi düşünmemişti. Çok hoşuna gitti bu. Aynı sözleri Kerem'le beraber annesi de dinlemişti. Annesi bu sözlere şunu ekledi: "Dünyanın
bir resim defteri gibi olduğu çok doğru yavrum. Üstelik bu resimler bizimle konuşurlar. Bu son cümle üzerine Kerem, bu harika diye bağırdı. Sonra resimlerin bize ne söylediklerini merak etti. Resimler bize ne der anne? Annesi biraz düşündü ve şöyle cevap verdi. Her resim bize başka bir şey söyler. Ama onların ağızları yoktur. O yüzden bizimle çizgi ve renklerle konuşurlar. Örneğin kış mevsimini ele alalım. Kış mevsiminde her yer beyazdır. Beyaz renk bize hazırlanın. Benden sonra ilkbahar geliyor der. Bize ilkbaharı müjdeler. İlkbahar ve yaz mevsiminde ise her yer yeşil renktedir. Yeşil renk bize hey ne duruyorsunuz? Havalar ısındı. Her yerde çiçekler açtı. Bizi doyasıya seyredin. Çünkü biz canlandık. Annesini dikkatle dinledi. İki şeyi çok iyi anlamıştı. Birincisi, dünya bir resim defterine benziyordu. İkincisi, bu resim defterindeki her resim bize bir şeyler anlatıyordu. Aslında bunu anlamak Kerem için zor olmamıştı. Çünkü az önce kendisi de gerçek bir manzara resmi çizmişti. Önce manzaraya bakmış, sonra o manzarayı resim defterine çizmişti. Manzara ile çizdiği resim birbirine çok benziyordu. Öyleyse dünya gerçekten canlı bir resimdi ve bizimle konuşuyordu. İşte Keremcim diye devam etti babası söze. Allah dünyayı canlı bir resim gibi çizer ve boyar. Ama bize bir de kitap göndermiştir. Allah bizimle kelimelerle de konuşur. Tıpkı resimlerle konuştuğu gibi. Kur'an'ı okuduğumuz zaman içimiz sevinçle dolar. Çünkü Kur'an bize tüm varlıklarla kardeşsiniz. Hepinizi Allah yarattı der. Sonra bizi etrafımıza bakmaya davet eder. Bize geceden, gündüzden, dağlardan, ağaçlardan bahseder. Sonra da bize sorar. Ne güzel yapılmış değil mi? Kur'an bütün bu güzellikleri Allah'ın bizim için yarattığını söyler. Böylece içimizde Allah'a teşekkür etme isteği uyanır. Yine Kur'an dünyada her canlının birbirine yardım ettiğini haber verir. Güneş ağaca yardım eder, ağaç meyveye yardım eder, meyve de insanlara yardım eder, bizim yaşamamızı sağlar. Öyleyse biz de başkalarına yardım etmeliyiz. Güzel davranışlarımız olmalı. Hem dünyadaki canlı resimlere bakmalıyız, hem de bol bol Kur'an okumalıyız. Çünkü bizi sonsuz hediyelerle sevindiren Allah'a ancak bu şekilde teşekkür edebiliriz. Bitmek üzereydi. Babası elindeki Kur'an'ı Kerem'e uzattı. Ve şimdi bu Kur'an'ı al. Onu sana hediye ediyorum dedi. Kerem bu hediyeye çok sevindi. Onun hayatında aldığı en güzel hediye olduğunu düşündü. Kendi içinden onu sürekli okuyacağım ve kendime rehber edineceğim diye söz verdi. Mevsimlerin dilini konuşarak neşe içinde evlerine girdiler. Güneş hala yeryüzüne gülümsüyordu.